HİT 30 programıyla 30 farklı alandaki yüksek teknoloji yatırımlarına 30 milyar dolar tutarında destek sağlamayı hedefliyoruz. Yabancı yatırımcılar, daha doğrusu uluslararası yatırımcılarla bir araya geldiğimizde son dönemlerde özellikle Türkiye'ye olan ilginin çok yoğunlaştığını görüyoruz. Avrupa'dan, Uzak Doğu'dan, çeşitli Körfez'den, çeşitli bölgelerden, tek bir bölgeden değil. Bu da çok sevindirici. Uluslararası doğrudan yatırımlar böyle kolay adım atmaz. Belli bir süreç sonra yükselir. Önümüzdeki süreçlerde göreceksiniz. Doğrudan yatırımlarda da Türkiye'de ciddi bir ilgi, alaka ve somut ilerlemeler sağlanacak. Bunların ilk işaretlerini görüyoruz. Önümüzdeki dönemde yoğunlaşarak devam edecek. Pazara girişten ürün çeşitlendirmeye ve ticarileşmeye kadar pek çok farklı alanda desteklerimiz var. Mimarlık, mühendislik, tasarım ve yazılım gibi çeşitli hizmet ihracatlarından elde edilen gelirlerden sağlanan kazanç istisnasını %50'den %80'e çıkardık. Hizmet ihracatını da çok önemli görüyoruz. Değerli Ticaret Bakanımız Ömer Bey az önce ifade etti. 110 milyar doları aşan bir hizmet ihracatımız var. Mal ticaretinde bir miktar açığımız olsa da hizmet ticaretinde ciddi bir fazlamız var. Ve cari açığımız da bugün %1'in altına gelmiş durumda. Bu açık geçen yılın ortalarında %6'lardaydı milli geliri oranla. Cari açığımızın milli geliri oranı geçen yılın ortalarında %6'lar civarındaydı. Bugün %1'in altında. Bakın az önce bahsettiğim bütün o olumsuz şartlara rağmen ekonomik programımız son derece etkili, bizim de tahminlerimizin ötesinde bir iyileşme sağlamış durumda ve inşallah bu fiyat istikrarı başta olmak üzere sağlayacağımız iyileşmelerle, artan öngörülebilirlikle birlikte çok daha farklı bir ortamı hep birlikte yaşayacağız. Dünya genelinde yükselen trend olan e-ihracatın geliştirilmesine yönelik çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Bu yıl yürürlüğe koyduğumuz uygulamalardan biri, diğeri de Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum Projesi Desteği programımızdır. Burada bir iklim kanunu konusunda da hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. Meclisimizde yakın bir gelecekte tartışılacağını düşünüyorum. Bu kanunla birlikte emisyon ticaret sistemini de kuruyoruz. İhracatçılarımızın, özellikle KOBİ'lerimizin bu süreçlere hazırlanması lazım. 2026'dan itibaren Avrupa'da sınırda karbon uygulaması yürürlüğe giriyor. Buna karşı bir önlem olarak biz kendi sistemimizi geliştiriyoruz. Buradan elde ettiğimiz fonlarla da sanayinin, dolayısıyla da ihracatın yeşil dönüşümüne destek olacağız. Temel hedefimiz de budur. Böylece yeşil dönüşüm konusunda farkındalığı arttırmayı, mevcut durumu iyileştirmeyi ve ihracatçıların fonlara daha kolay erişimini öngörüyoruz. Finansman, mali politikalarımız, para politikalarımız belli ama seçici bir şekilde belli kritik alanların desteklenmesi konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla hareket edeceğiz. 21. yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak hedefine kilitlendiğimiz bir süreçte inovasyon ve ileri teknolojide yakalayacağımız başarı vazgeçilmezdir. Değerli katılımcılar, bunun için her şeyden önce dünyadaki gelişmeleri doğru okuyacak, çığır açmış teknolojilerin kuluçka dönemlerini çok iyi analiz edecek ve bugünü kurtarmayı kafi görmeyerek yarınları doğru planlayacağız. Türkiye olarak küresel çapta her alanda itibarımızı, ağırlığımızı ve gücümüzü arttırırken bunun olumlu yansımalarını içeride de göreceğimize inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Ödül alan tüm firmalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Türkiye İnovasyon Haftası'nın bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Sizleri tekrar
sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Cumhurbaşkanı yardımcımıza takdim edilen hediye, Türk Havacılık tarihindeki öncü isim Vecihi Hürkuş'un ilk uçağının üretiminin 100. yılında... İnovasyon döngüsü, Türk Hava Yolları, Sayın Kerem Kızıltunç. Aselsan, Sayın Ahmet Akyol. İnovasyon sonuçları, Yorglas. Şampiyon Türksel. Ziraat Bankası. Vakıfbank. Sayın Ab. Halkbank. Sayın Osman Ab. Türkiye Sigorta. Sayın Taha Çakmak. İhracatı Geliştirme AŞ. Sayın Fatih. Hayat Holding. Sayın Avni Kiyalı. Alkışlarla geliyor. Neri? Trendyol. Sayın ve değerli misafirlerimiz, ödül törenimiz burada sona eriyor. Ancak Halit Mirahmetoğlu, Out of the World, Sınırların Ötesinde inovasyon paneliyle devam edecek.